Araç satışları ekonomik dalgalanmanın etkisiyle durma noktasına geldi. Son zamanlardaki dalgalanmalardan sonra ise vatandaşlar araç alırken markaya değil bütçesine göre hareket ediyor. 2021 yılının Ocak ayından itibaren işlerimiz çok güzel gidiyordu. İşlerimiz iyi giderken piyasada bir dalgalanma oldu. %100 bir artışlarımız gerçekleşti. Artışlarımız gerçekleşirken manavı, bakkalı, herkes araba sektörüne girince piyasa Allah bullah oldu. Sonra piyasa çok faal bir durumda artışa geçti. Bu durumdan da biz çok zarar gördük. Niye? Satışlarımız durdu. Piyasa yükseldi. Piyasayı şişirdiler. Ama şimdi 2022'de güzel şeyler bekliyoruz. Hayırlısıyla. Yani 100.000 TL ile 50.000 TL arası araçlarımız satıldı genelde. O da kupon araçlar. Hiç piyasada tutulmayan. Piyasada yani hiç sevilmeyen araç. Niye? Milletin bütçesi olmadığı için ne yaptı? Bu tarz araçlara yöneldi. Bu tarz araçlara tercih ettiler. O da bize yansıdı. Niye? Çünkü biz piyasada satılacak araçlar aldığımızdan dolayı hızlı giden araçları. Millette fiyatların artışından dolayı kimse talep etmedi. Herkes parasının yeteceği tarzda kupon mupon dinlemeden herkes uygun yolla araç almış oldu. Bayağı bir karıyla satmak isteyen oldu. Bekletti. O da bir ay içinde. Bir ay içinde hiçbir esnaf bu kadar kar yapmamıştır. Sattığımız araçlar yani satmasaydık o bir ay içinde biz de çok kar yapardık. Alan bekletti. Bir ay sonra getirdi. Bizden yani aldığı fiyatta görünce ne bizim de bütçemiz yetmedi. Yani verdiğimiz fiyatlara rağmen biz de alamadık. O yüzden sermayemizde erime olmuş oldu. Yani inşallah olmaz. Ama piyasa böyle giderse bir artış daha bekliyoruz biz. %10 bir artış olacak gibi görünüyor. Ama bizim de tercihimiz değil. Piyasa sabitlerse herkes iş yapsın. Yani ekonomi çökecek resmen. Kimse araç alamayacak. Piyasayı sabitlersek herkes artışın önüne geçer. Piyasalar sabitlenmediği için dolar, euroda hareketlilik olduğu süreç içerisinde kimse yani olumlu yaklaşmayacak. Piyasa stabil halde devam edecek. Şu an hiçbir hareket yok. Çünkü kimse halktan kimse ne olacağını bilmediği için herkes tedirgin bir şekilde beklemek durumunda. Niye? Yükselecek mi, düşecek mi? Alırsak zarar eder miyiz, kar eder miyiz? Herkesin aklında sorular olduğu için şu an piyasa kilitlenmiş durumda. Herkes yani ilerleyen günleri bekliyor. 1-2 ay içerisinde sabitlenmesini bekliyoruz biz de. İnşallah artış olmaz. Kimse yatırım aracı olarak kullanmasın. Herkes satsın araçlarını. Herkes alıp bekletirse piyasayı yani oyun oynarsa bakkalı manavı da böyle araba alım satımına devam ederse zaten çok zarar ederiz. Herkes zarar eder ekonomik olarak. Fiyattan ziyade aracın her şeyini göstermesi gerekiyor. Aracı ilk önce yani markası neyse ona göre ustasına götürüp her şeyine baktırsın. Çünkü bizim çok başımız ağrıyor. Aldığı kişiden sonra bize getirdiğinde biz soktuğumuzda aracım da öyle yok dedikten sonra işler çok değişiyor. Verdiğimiz fiyatlarla karşı karşıya geliyoruz vatandaşlarımızla. Güvene dayanarak araç alıyorlar. Esnaflarımızın başı ağrıyor. Sonra biz de aldıktan sonra satarken bizim başımız ağrıyor. Vatandaşlarımız son zamanlarda artık aracın markasına, modeline değil bütçelerine göre, fiyatlarına göre araç alımlarına başladılar. Niye? Herkesin artık alım gücü olmadığı için herkes parasına göre araç almaya bakıyor. En uygun araç neyse ona yöneldiler.